anne, ne yapıyorsun sen orada? Kayan bir yıldız arıyorum. Kayan bir yıldız mı? Hı. Ne yapacaksın kayan bir yıldızı? Abinin evlenmesi için dilek tutucuyum. Artık normal yollardan umudumu kestim. Bakalım bir de bunu deneyeyim dedim. Diyorsun. E o zaman gece vakti baksaydın anneciğim, gündüz gözüyle değil kayan bir yıldız, kayan yıldız olduğunu bile göremezsin. E doğru vallahi. Aman canım, ne yapayım ben, umutsuzluktan ne yaptığımı biliyor muyum? Şu abim bana bir mürüvvet yüzü göstermedi ki. E o zaman bırak ben göstereyim. Bana bak, sen gene azdın galiba. Aa, senin eline evlenme sırası için şu banka numaratörlerinden birini mi tutuşturmamız lazım? Sınanabilirsen, edepsiz şey. Ay. Kesin nesli tükenen hayvanlarda da böyle bir hiyerarşi vardır. Tıt, tıt. Geldim. Bana bak. Kim o demeden açma kapıyı. Kim o? Aa, Reyhan, yine nereden çıktın sen? Merhaba. Nasılsınız Menkıbe Hanım teyze? Yeni bir planınız var mı diye sormaya geldim. Hayır, yok. Ama benim var. Aa, o ne öyle? Çok kuvvetli bir yapıştırıcı. Ne işe yarayacakmış bu çok kuvvetli yapıştırıcı? Şimdi biliyorsunuz Mazhar Bey ne zaman nikah masasına otursa nikah kıyılmadan vazgeçip kalkıyor. Ama bu kuvvetli yapıştırıcıyı bu sandalyeye böylece sürerse Mazhar Bey oturduğu sandalyeden bir daha kalkamaz. Nasıl ama? İyi de Reyhancığım, sen bu sandalyeden nasıl kalkacaksın merak ediyorum. Kalkamıyorum! Kalkacağım şimdi! Salak! Ne hale getirdin gül gibi sandalyemi? Salak! En iyisi biz evin bir köşesini şark köşesi gibi salak köşesi yapıp bu salağı da oraya koyalım ha? Abinin mürüvvetini görmek için epey bekledik ama sonunda muradımıza eriyoruz galiba. Ya evet, abim meğerse evleneceği kızı kendisi bulmak istiyormuş. Aman aman, yeter ki evlensin de kızı kim bulursa bulsun. Ben de masarımın düğününde içip içip sarhoş olacağım. Böylece minik kuşumun mürüvvetini çift göreceğim, çift. Şimdi anlıyorum. Demek insanlar düğünlerde bunun için içki içiyorlarmış. Böyle sarhoş olup çift mürüvvet görmek için. Ay. Geldim. Kim o demeden açma kapıyı. Of, kim o? Aa, Reyhan, hayırdır? bana bakın Menkıbe Hanım teyze. Eğer siz benim kaynanam olmak istemiyorsanız... ben bu görmüş olduğunuz Süslü Hanım teyzeyi kaynanam yaparım. Ona göre haberiniz olsun. Hoppala. Kızım sen iyi misin? Bir kere önce koca seçilir, kaynana değil. Sonra sen bu kadıncağızın oğlunu gördün mü? Tanıyor musun? Hayır, görmedim. Ama olsun. Ne olacak ki? Hepsinin oğlunuzu gördüm de ne oldu sanki? Evlenebildin mi? Haksız sayılmaz. Aman aman aman. Bizi rahat bırak da git. Kimi bulursan kendine kaynana yaparsan yap. Hadi hadi, güle güle güle. Tamam, gidiyorum. Gidiyorum ama bunu unutmayın. Benim evlilik kurumuna olan saygım Türk Ana Kurumuna olan saygımdan kat kat fazladır. Hem ben her sene kurban verilerimi şeye bağışlarım. Üsküdar Nikah Dairesi'ne bağışlarım. Ya ne haber? Hadi güle güle. Hadi hadi hadi. Gel kaynanacığım, gidelim. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. Oy kaynana, kaynana. Ben bir ay oldum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacım ölmemiş.